Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Başlayalım. Gördüğünüz üzere bugün formüle oyununa başladım. Bugün formülde bir kariyer oluşturacağız ve bu kariyerde ilerleyeceğiz. Şimdi adamı falan oluşturma yerleri falan vardı. Onları ben ayarladım. Yapacağımız oyun hakkında şöyle bir şey bahsedeyim burada. Yapacaklarımızı anlatayım. Şimdi bir takımımızı oluşturacağız. Kendi logomuzu yapacağız. Kendi takımımızın ismini falan kuracağız. İşte sponsorlar seçeceğiz falan filan. Araba markaları falan, o tarz şeyleri yapacağız. İlk bölüm bu böyle geçecek. İkinci, üçüncü bölümlerde artık yarışlar başlayacak. Start diyelim ve başlattık abi. Altta bu arada şey var, bilgilendiriyorlar var. Formula 1 team kuracağız işte. Karakterim şu ekrandaki, onu öylesine seçtim. Zaten bu, başka da karakter yok. Bir sürü karakter seçeneği var aslında ama yani tabi bana benzeyen veya benim gibi bir şey yapamadığım için, yani bana benzeyen birini, o yüzden o sıkıntı. Şimdi takım ismimiz ne olacak? Ben İtalyan takımı kurmak istiyorum. Böyle renkleri falan da İtalya renkleri yapmayı düşünüyorum. Araba rengini böyle yeşilli beyazlı falan kuracağım. Bu İtalyan takımı olacak yani oyunda. Değişiklik olsun. Ne koysak acaba? Ha, spagetti mafya koyacağım abi. Spagetti mafyaları bunlar. Bir de İtalyan formülacı bulursak tadından yenmez. Has bir İtalya şey oluruz. Türk formülacı olmadığı için yani öyle bir şey yapamıyoruz ama Türk formülü yarışları da olsaydı böyle kesin Türk yapardım büyük ihtimal. Şöyle yazıyoruz abi, yazdım. Şimdi sponsor seçeceğiz. Bu önemli abi ilerisi için. Şimdi mesela böyle markalar var. Hepsine bakacağız zaten. Adam geçilmiyor ki dediği şeyler. Zaten ne olduğunu ben biliyorum. İşte haftalık maaş oluyor. Sana bir tane de şey yapıyor. En önemlisi o aslında. Sana bir bonus şey koyuyor. Direkt şu, yani istediği bir şey koyuyor. İstediğini yaparsan o kadar daha paraya da veriyor sana. Mesela gol bonusu diye bir şey var burada işte. Ha. İlk sponsor kabul edersek 4 milyon 200'ü direkt anında veriyor. Ve bonuslarda sadece sezonu tamamlıyor. Full sezonu tamamlıyor. Bir şey istemiyorum diyor. 2,5 milyon daha veriyor. Haftalık maaş da veriyor. Diğerleri mesela bu ilk 10'da bitir diyor. Nasıl 15 bir şey topla diyor, bir puanı. Ben oyun, yani formül hakkında da bir bilgim olmadığı için o kadar fazla bilmiyorum. Hele oyun hakkında hiç bilgim yok. İşte sezon boyunca 2 tane puan topla. Takımın 2 puan toplasın diyor. Bu ne olduğunu mesela bilmiyorum. Belki de basittir. 8'in ilk 8'in içinde bitir diyor. Bu bayağı iyi bir şey aslında, bunu yapabilsen aslında güzel olur. Evet, işte 5 puan toplam var. Bu da aynı şekilde, bu yok pardon, bu başka. Bu başka bir şeydi. 25 tane konus, bu ne bilmiyorum. Biz 25 puan toplamamızı istiyor da herhalde şey puanı değil. Böyle bir şey daha istiyor abi aralarında. Yani en çok para beni almayı düşünüyorum ben. Şu da olabilir aslında. İlk 8'de. Yani en mantıklı abi takımın 2 puan alması veya ilk 8'de bitirmek. Biz ilk 8'i alacağız. Yukarıya oynuyoruz. Zorluğunu düşük yapacağım oyunu bilmediğim için. Burada 4700'ümüz var. Bunu iyi seçmemiz lazım. Araba motoru seçeceğiz, adam seçeceğiz falan. Ferrari, Mercedes, Renault ve Honda var. Ben buradan abi şimdi mesela Renault'un performansı Mercedes falan yakın da durability herhalde, dayanıklılıktı. Dayanıklılığı falan kötü. 79 veya her neyse yani düşük. Mercedes'in o çok yüksek. Zaten Ferrari'nin de çok iyi. Aralarında 700K var. Ben Mercedes alacağım. 700K'yı da zaten bir adam parası. Öyle halledeceğiz. Biraz da para kalır. Mercedes seçtik abi. Şu an 1 milyon 300'ümüz var. Bir adam da seçmemiz lazım. İşte burada deneyimlerine göre seçiyorsun. Ratingleri falan var. İsimleri falan var. Burada gerçek şeyler de oluyor bu arada. Gerçek formül yarışları ama bunlar inanılmaz pahalı tabi. Yani para etmez. Bu exp herhalde deneyim oluyor. Deneyim en üstteki. Diğerleri de işte ne bilmiyorum ama en yükseğini alacağız. Sadece en üstteki şey deneyim olduğunu biliyorum. Rating değil, onun bir altındaki.
Bu aslında anlatıyor. Ha, 50 beceri, bu ikinci beceriymiş. Üçüncüsü böyle sorunlara karşı filan, sıkıntılarda mesela bir lastik şey oldu falan. Onun deneyimiymiş, onda doğru karar verme özelliği falanmış. Şu ilerlere bakalım, 1,5 milyonu bir tane adam var mesela burada. En iyisi bu Jordan King var ama tabii biz en pahalı almaya gerek yok yani. Özelliklere bir bakalım. 1 milyonu ama bunun deneyimi çok kötü ya. Bu kadar olmaz. Şu iyi ya. Nikita Mazepin. İtalyan falan yoktu mu aynen. Şu Nikita Mazepin'i alalım abi. Geriye 300 bin dolarımız kaldı. Haftalık bize para da verecekler. Şu an takımımızı oluşturduk. Ha, şimdi bunu onaylıyoruz. Burada ne diyor? Oo, araç oluşturuyoruz. En sevdiğim güzel yer. Aa, pardon, logoymuş. Nasıl, ha, şöyle edit diyeceğiz. Arabayı bu arada editleyemedim. Logoyu nasıl bir şey yapsak ya acaba, şöyle bir baksam. Arkası şöyle olsun. Hatta bunu da şöyle, bu daha iyi. Amblemlere bakalım. Güzel bir amblem görürsem direkt yapacağım abi. Fena değilmiş aslında. Hatta bu daha güzel. Yani bunu şimdi renginde falan da değiştiririz. Heh, change color burada. Yeşil olması lazım bunun. Bir dakika lan. Rengi nasıl yapacağız? Yeşili seçiyorum. Herhalde alttakini bir şey yapmayacağız. Bunda yeşil. Tamam, yeşili kırmızı, arkayı da beyaz herhalde. Öyle yaparsak daha iyi olacak. Tamam, bu böyle oldu. İkinci kolayı şeyi nereden seçiyoruz lan? Herhalde bu değiştirilmiyor. O yüzden şu background rengini değiştirelim. Direkt beyaz şuradan yapabiliyoruz herhalde. Şunu yaparsak aynen beyaz oldu. Güzel bir logo oldu bu arada lan. Harbiden güzel oldu. Ya burada şey amblemler de var da gerek yok zaten bizim iyi amblemimiz. Bunu da hallettik. Lan böyle miydi? Neyse, bunu seçtik. Arabayı yapamadık herhalde. Onu editleyemedim. Şimdi editleyeceğim. O burada belli başlı şeyler var da bunların rengini değiştirebiliyoruz ya, aynen. Bakalım şöyle en iyi şeyin olan hangisi böyle uygun. Şununkini değiştirelim abi. Yeşil. İkinci renginde kırmızı yapıyoruz. İkinci rengi pek belli olmuyor mu? Yok, oluyor. Az bir belli oluyor. Beyaz zaten var çoğunluğunda. Güzel oldu ya bu İtalyan şey konsepti. Uygun yaptık. Bu da güzel oldu. Bunu da seçiyoruz. Şu ana kadar takımımız uyumlu, gayet güzel. Son şeyleri geldi. Takım renkleri diyor. Zaten onu burada seçeceğiz o zaman. Bir tanesi yeşil. Hayır. Bir tanesi yeşil. Diğerini de seçelim. Diğeri kırmızı. Diğeri de beyaz zaten. Bu kırmızı bu kadar koyu olmamalı. Şöyle aynı. Ve takımı oluşturuyoruz. Burada sezon uzunluğunu seçeceğiz. 10 yarışlık var. 16 yarışlık var. Ya çok da kısa olmasın abi. Onu da biraz kısa. 16 yarış idealdir ya. Macaristan'a falan gidiyormuşuz. Azerbaycan'a. Baku City'de bir yarış vermiş. Vietnam'da varmış falan. Şöyle bir yarış yerlerine bakalım, merak ettim. Nerelerde oluyor? Türkiye yokmuş abi. Ya o kadar ülke yapıyorsun. Mesela Macaristan'a... Aa, İtalya var bu arada. Takımımızın ev sahibi yeri. O yüzden İtalya'da yarış kaybetmememiz lazım. Tamam ya, 16 aynen ideal. Şimdi bu önemli. Bu yeri 20 yapalım, iyi olsun. O uzunluğu var burada. 5 turda olmasından %25 olsun. Ne kadarsa artık. Formu, bu ne bilmiyorum. Oyun ayarlarına geçelim.
Burada yardımları açıyorum, dediğim gibi oyunu bilmiyorum, ilk defa oynuyorum. Yani birkaç kere oynadım tabii de, yani bir yarışı tamamlıyorum, onu da 20. olarak tamamlıyorum. Çok oynamadığım için. Böyle yaptık, zorluk 20, 20 kalsın. Böyle oldu. Bunu da böyle. Arkadaşlar, aracımızın tanıtım videosu yapılıyor. Birkaç röportaj falan yaptılar bize. Oraları atladım, uzun sürdü çünkü. Ve aracımız böyle bir araç. Tanıtım videosu da mükemmel, aracı da mükemmel yaptık zaten. Yeşil, kırmızı, beyaz renklerimiz. Bakalım ne yapacağız? Bir sürü takım var. Bu arada bana sorularda rakip olarak kimi görüyorsun falan dediler. Ben Alfa Romeo dedim. İnşallah iyi bir takım değillerdir yani. Şu an rakibimiz onlar. Ezelli rakibimiz. Bu videoda bu kadardı. Zaten bundan sonrası yarışlar falan filan. Biraz ben yarış yapıyorum. Oyuna alışayım. Yarış videoları da gelecek. Ayın 19'unda yarış varmış. Dediğim gibi bu videoda bu kadardı. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.